Piyasada o kadar çok farklı ürün var ki, o kadar çok yelpaze geniş ki kafanızın karışması, birçok ürüne bulaşmanız gerçekten çok normal. Yani temel olarak bu videoda aslında Android yazılımı ile iPadOS yazılımı arasındaki farkları konuşacağız. Biraz da Android mi almalıyım yoksa iPad mi almalıyım? Sonuçta iki seçeneğimiz var. Arada bir Microsoft Windows da var ama genel olarak Android ve iPadOS üzerine konuşacağız. Ve videonun sonunda da muhtemelen bu iki yazılımdan birini alman gerektiğine karar vermiş olacaksın. Öncelikle gelin tablet nedir bir ona kısaca değinelim. Tablet dediğimiz şey taşınabilir, internet özellikli olan kolay, kompakt bir cihazdır değil mi? Yani hemen hemen her zaman yanımızda taşıyabileceğimiz, internette gezinebileceğimiz küçük tasarıma sahip taşınabilir cihazlar. Yani genellikle bir düzüstü bilgisayardan daha küçük olur ve bir telefondan daha büyük olur ve internet üzerinde gezinmenizi sağlar ve birçok işlemi yapmanızı sağlar. Gerek iş yaparsın, gerek resim yaparsın, gerek oyun yaparsın. Yani tablette yapabileceğin sınırı yok aslında. Bugün mühendislik programlarını kullanarak da iş yapabiliyorsun değil mi? Birçok işte işine yarayabiliyor tablet. Yani lafı fazla uzatmadan kısacası tablet hafif taşınabilir bir bilgi işlem cihazıdır aslında. Tabi bunun yanında klavye kullanırsan aslında bir dizüstünden de fark etmiyor. Bir dizüstü gibi de kullanabiliyorsun klavyeyi ama her tablet satıcısı yanında klavye ile birlikte göndermediği için bunun da bir ekstra ücreti olduğunu unutma. Yani sen bugün tablet aldığın zaman klavyeni de kalemini de yanında alman gerekebiliyor. Tabi bazı durumlarda örneğin Samsung yanında kalem ile yollayabiliyorken iPad cephesinde Apple cephesinde baktığın zaman kalemi alman gerekebiliyor. Bu durumları da es geçmeyelim lütfen. Yani bugün sen klavyede kullanırsın, dokunmatik olarak da kullanırsın ve birçok işlemini yapabilirsin. Sadece o da değil, mesela bir tablette genelde bir ofiste çalışıyorsan, ofis programlarını kullanıyorsan, günümüzde artık birçok insan tablet kullanıyor. Dizüstü bilgisayar ya da büyük çaplı bilgisayarlar yerine örneğin iMac ya da masaüstü bir kurulum yerine tablette kullanabilirsin. Bunun sebebine gelecek olursak, artık tabletler bile günümüzde iş programlarını, ofis programlarını açabilir durumda, değil mi? Açabiliyorsun. Artık büyük bilgisayarlara ya da dizüstü bilgisayarlara gerek yok. Tabii ki de onların yapabildiği diye şeyi tabletlerde yapamıyorsun maalesef. Bu da bir gerçek. Ama minimum düzeyde bile olsa sen bugün ofiste çalışıyorsan, ofis programları kullanıyorsan ya da Shepard 3D gibi çizim programları kullanıyorsan tabletler artık günümüzde gerçekten kurtarıcı görevini görebiliyor. Peki gelelim şimdi iPad nedir? Daha doğrusu iPad OS nedir? Çünkü bu video biraz daha böyle iPad OS yazılımı ve Android yazılımı üzerine olacağı için tabii ki de burada iPad OS için tek bir seçenek iPad olduğu için iPad diyorum. Gelin bir iPad'e bakalım iPad neymiş. Şimdi hepiniz hemen hemen Apple'ı duymuşsunuzdur. Yani herkes biliyor aslında. iPad'i biliyor, Macbook'u biliyor, iPhone'u biliyor. iPad'in ne olduğunu söyleyecek olursak iPad aslında Apple'ın bizler için ürettiği bir el bilgisayarı gibi bir şey. Öyle bir düşünebiliriz. Yani bir bilgisayardan farkı yok neredeyse. Kendi yazılımı için konuşuyorum. Elde taşınabilir de daha kompakt bir cihaz. Sonuçta sen bugün Macbook Air'in içerisinde de M1 kullanabiliyorsun. iPad Air ve Pro'nun içerisinde de M1 işlemci yongasını kullanabiliyorsun. Tabi arada yazılım farkı var. Ve şöyle de bir şey söyleyeyim. Mesela iPad'lerle Android'ler arasında pek çok fark olduğu gibi pek çok ortak nokta da var. Tabii ki farkları daha büyük, ortak noktaları da daha büyük ama genel olarak ortada büyük bir fark var. Şimdi Android cihazlara bakacak olursak Android cihazlar gerçekten çok bir cihazlar dostlar. Sen bugün Samsung cephesinde, Xiaomi cephesinde, Huawei cephesinde ve birçok farklı markanın tabletini görebilirsin Android'de. Yani bunun ucu bucağı yok. Her üretici bugün Android tablet üretebiliyor iken iPad sadece Apple'a özgü. iPad biraz sınırlısın ama Android cephesine bakacak olursak bir sürü seçeneğim var. Ha, bu konuda aslında biraz daha Artı da Android cephesi. Şimdi iPad'de şöyle bir durum da var. Android'in aksine çoklu görev konusunda Android kadar başarılı değil. Bunun belli başlı sebepleri var. Gerek yazılım olsun gerek uygulama yazılımıyla alakalı ama Android'deki gibi çoklu uygulama çalıştırmıyor iPad'de. Biraz daha sınırlı kalıyorsunuz. ya Bu durumda da yine aslında Android biraz daha avantajlı. iPad biraz daha dezavantajlı diyebilirim ama arada çok büyük bir fark yok aslında. Sadece olanı söylüyorum. Şimdi iPad cephesinde şöyle de bir şey var. Mesela iPad'in özellikleri tabii ki de Android'den daha fazla. Ama bu sizin iPad'i seç seçeceğiniz anlamına gelmiyor. Sizin aradığınız özellikler, kriterler eğer iPad'de yoksa gidip iPad almanızın hiçbir mantığı olmaz. Fazlasıyla cebinizden para çıkmış olur. Yani iPad'lerde çok fazla uygulama var. App Store'da gerçekten çok fazla uyumlu uygulama var. Android'de çok daha fazlası var ama aradaki fark optimize edilmiş uygulamalar farkı. Yani birisinde dünya kadar uygulama varken ama uyumlu uygulama sayısı az. App Store'a bakıyorsun uygulama sayısı Play Store'a göre daha az ama hepsi uyumlu. Hepsi optimize edilmiş. Ki bunun detaylarına da birazdan Android ve iPad arasındaki farklarda değineceğim. Şimdi gelin biraz da Android ve iPadOS arasındaki güçlü ve zayıf yönlere bir bakalım. İlk başta bakacağımız iPad'in güçlü yanları olsun. Bakalım iPad bize artı olarak ne sağlıyormuş iPadOS. Şimdi ilk söyleyebileceğim şu gerçekten de doğru bir şey. iPad yazılımı yani iPadOS yazılımı gerçekten daha kolay. Çok daha anlaşılır bir arayüze sahip. Siz bugün bir işlem yaptığınız zaman örneğin bir program açıyorsunuz sağ tıklıyorsunuz size böyle destan gibi settings ayarlar kısmı çıkıyor. Android'den bahsediyorum diyorum. Apple'da iPadOS'te böyle bir durum söz konusu değil. Senin ihtiyacına göre olması gereken kadar sana bir ayar sekmesi gösteriyor ya da ulaşabileceğin pencereyi gösteriyor. Yani kısacası daha kompakt, daha sade, daha anlaşılır, daha optimize edilmiş bir arayüze sahip. Eğer kolay bir arayüz istiyorsan iPad'i seçmen daha mantıklı olabilir. Sadece bu da değil. Yani biraz objektif konuşmaya çalışıyorum. Sadece gerçekten test ettiğim şeyleri söylüyorum size. Android'in aksine tabii ki de iPadOS çok daha kullanışlı. Eğer son sürümü kullanıyorsan iPhone'da ya da MacBook'ta ya da mekte ya da herhangi bir Mac cihazda son sürümü kullanıyorsan bunlarla birlikte kolay bir şekilde entegrasyon sağlayabiliyorsun ki bu da aslında en önemli özelliklerden biri. Android cephesinde bunu Xiaomi'de görebiliriz, Huawei'de görebiliriz ama gerçekten de bir Apple'ın sistemi kadar iyi çalışmıyor. Ya şimdi beni burada bir Apple hayranı olarak düşünmeyin. Ben aşırı bir Apple hayranı değilim. Android cihazlar da kullanıyorum, test ediyorum ama aradaki gerçekten fark bayağı bir büyük. Diğer bir artı sahip edin. App Store'da gerçekten milyon tane uygulama var. Kullanabileceğimiz, indirebileceğimiz ve bunu Bunların çoğu gerçekten çok iyi çalışıyor. Hatta iPadOS yazılımına sadece özel uygulamalar da var. Tabi bunların karşılığında para da vermeniz gerekiyor ama eğer zaten sen bir iş yapıyorsan işinin karşılığı olarak satın alım yapabilirsin diye düşünüyorum. Bir sürü uygulama var ve bu uygulamaların hepsi optimize edilmiş. Hepsi onaylanmış. Hepsi de güvenli uygulamalar. Yani iPad'in App Store'u hatta şöyle bir artısı da var. Bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Mesela bir iPad aldığın zaman sen bugün uygulamanı yüklerken üçüncü taraf bir uygulamayı öyle kolay kolay sana yükletmiyor. Yani senin App Store'da bulabileceğin uygulama App Store'u sana sunduğu uygulamalardır. Yani bunlar senin cihazına bir kötü yazılım yüklenmemesi için var. Cihazın bozulmaması için var. Kapalı bir kutu olduğu için hani bunu duymuşsundur. Apple kapalı bir kutu. Sen dışarıdan müdahale edemezsin kolay kolay. O yüzden senin cihazına bir zarar gelmemesi için, kötü yazılımların yüklenmemesi için karşı taraf yani üçüncü taraftan biri cihazına bağlanıp işlem yapmaması için bunlar var. O yüzden biraz daha az uygulama var. App Store'a göre hep güvenli, hepsine de optimize edilmiş durumda. Yani Apple bayağı bir aslında aralarından seçiyor uygulamaları. Yani o yüzden sen bugün iPhone'da Instagram'dan bir fotoğraf çekerken abi iPhone'da ne kadar kaliteli çıkıyor ya. Android'de çekiyorum çöp çıkıyor diyorsun ya işte bunun sebebi bu. iPhone'larda işte iPad'lerde Instagram, Facebook, Twitter gibi uygulamalar gerçekten de tam optimize edilmiş. Tam bir entegrasyon olduğu için aslında iyi çalışıyor. Tabii ki de Android'de kötü çalışıyor anlamına gelmiyor ama açık kaynaklı olmanın zararlarından biri de bu. Peki yok mu bu iPad? iPad'in iPadOS'u zayıf yönleri tabii ki de var. Gelin zayıf yönlerinden de bahsedelim. Çok fazla bir zayıf yönü yok tabii ki de. Android'de çok daha fazla zayıf yönleri var ama iPad'de de var tabii ki de. Örneğin bence en büyük eksilerden biri iPad'lere SD kart yuvası takılmıyor oluşu. Yani bu da ne demek oluyor? Sen bugün Android'de tablet aldığın zaman sana ekstra micro SD kart takabilecek bir yuva da sunuyor. İşte belki yeni nesil tabletlerde bunlar yok ama genellikle bir tablet aldığın zaman SD kart takabiliyorsun. iPad'de böyle bir durum söz konusu değil. Yani sen cihazı neyle aldıysan öyle kullanmak zorundasın. Bence bu en büyük eksilerden biri. Yani senin bugün satın aldığın şey, atıyorum 32 GBlık bir ROM'a sahip, işte depolamaya sahip bir cihaz alıyorsan, atıyorum iPad 9, ömür boyu onunla kullanacaksın. Çünkü onu artık değiştirme şansın yok. Ya satar, yenisini alırsın. Farklı bir işte ROM'a sahip, depolamaya sahip modeli alırsın. Ya da gidersin illegal bir şekilde telefoncuya SSD'yi söktürüp içine farklı bir depolama takarsın. Ki bu da hiç kimsenin yapmak istemediği bir şeydir. Çünkü Android'de bugün sen tak diye bir terabaytlık SSD takabiliyorsun, destekliyorsa. Çok büyük bir Kolaylık. Dediğim gibi iPad'de, iPadOS yazılımında böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden iPad alacaksanız, altını çizerek konuşuyorum, gerçekten kendinize ihtiyacınız olduğu kadar, yani ihtiyacınız neyse ona göre bir depolama seçenekli iPad alın. Yani bugün iPad almak kolay, depolama seçeneği yüksek iPad almak da kolay ama bunun bütçesi size geri yansıyacaktır. Ki bilenleriniz bilir, gir bak bugün Apple Store'a gir, bir iPhone'a tıkla, bir MacBook'a tıkla, Basic model, diyelim 256 GB'lık modelin fiyatı atıyorum 12.000 lira. Tıkla, onu 512 yap, bak nasıl fiyat artıyor. Android'in aksine. Çünkü çok fazla bir bütçe farkı var arada Apple'larda. Bu da bir gerçek. O yüzden hani iPad alacaksan depolamanı iyi seçmen gerekiyor. Diğer bir eksiyonlardan bahsedecek olursam da belki birçoğunuzun bildiği bir şey ama yine de bahsedeyim. Arayüz ve ana sayfa düzeni gibi küçük aslında önemli detaylar iOS'te yok. Yani iPadOS'te yok. Yani sen bugün Android'de widget, gadget işte tüm hepsini kullanabiliyorken arayüze girip açık bir şekilde dosyalara erişebiliyorken daha fazla üçüncü tarafa uygulama yükleyebiliyorken dosyalarda daha daha rahat gezinebiliyorken şimdi aklıma gelmiyor ama Android'i eskiden kullandığımda çok daha fazla şey yapabiliyordum. iPadOS'te böyle bir şey söz konusu değil. Tamam şimdi widgetlar dedik. Widgetlar geldi ama yine özgün kullanamıyorsunuz. Yine Apple'ın size sınırlı bir şekilde sunmuş olduğu arayüzü kullanıyorsunuz. Ama buna çok önem vermeyen biriysen ben sadece işimi yapacağım diyorsan bu çok da önemli değil. Ama eksi yönleri olduğu için bahsetmek istedim. Bu konuda Android hala da en iyi durumda. En iyi yazılıma sahip. Yani siz bugün arayüz dediğimiz kısmı özelleştirebildiğiniz en iyi yer Android'tir. Bunu unutmayın iPad size dediğim gibi videonun başında daha basit, daha kullanışlı bir arayüz sunar ama kapalıdır. Bunu unutmayalım. Şimdi gelin biraz da Android'in güçlü yönlerine bakalım. Yani iPad göre en belirgin, en güçlü yanları neymiş? Şimdi öncelikle iPad'e göre, iPad göre binlerce Android tablet var. Xiaomi olabilir, Samsung olabilir, Huawei olabilir. Aklınıza gelebilecek binlerce Android üreticisi var. Sonuçta Android yazılı bu Google'un olduğu için tablet çıkacağı zaman Android yazılımı kullanıyor. Huawei belki bunların dışında kalabilir. Onu karıştırmayabiliriz ama genellikle genellikle Samsung bence yani fikrimce Apple'ın iPad gibi diye düşünebiliriz. Yani genellikle Samsung biraz daha ilk sırada oluyor. Yani bir sürü özelleştirme seçeneğiniz var iPad'e göre. Yani bir sürü seçeneğiniz var daha doğrusu Android cephesinde. Bence belirgin artılarından biri bu olabilir. Diğer bir konuda çoklu uygulama demiştik ya iPad için eksi olan işte Android için artı olan. Evet bu konuda gerçekten Android daha önde. iPad'ler biliyorsunuz çoklu görev konusunda Android'ler kadar iyi değil. Diğer bir konuda uygulamalara gerçekten çok fazla. Yani bugün sen Play Store'a girdiğin zaman çok fazla bir uygulama erişimine erişebiliyorsun App Store'a göre ve SD kart takabiliyorsun. Aslında artı yönleri bunu diyebilirim yani daha özelleştirebilir daha seçenekli olabiliyor iPad'e göre ve bence en önemli konu bunu atlamamam gerekiyor. Tabletlerin iPad'lerden daha ucuz olmasıdır. Yani artılarından biri bu. Sen bugün tablet alacağın zaman kendi ihtiyacına göre bir tablet bulduysan iPad cephesinde atıyorum 9 bin lira Android cephesinde 5 bin lira gider 5 bin liralık tableti alırsın öyle değil mi? İhtiyacına göre alacak olursan. Bence en güzel artılarından biri bu olabilir. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Samsung'a bakalım mesela en son çıkardığı tabletler neredeyse iPad'in fiyatlarına çok çok yaklaşmış durumda. Yani şunu duyar gibi oldum şu an. Ya abi iPad Pro işte 14 bin lira. Samsung S8 işte Ultra'ya bakıyorsun 15 bin lira. Biri Ultra biri Pro. Ya ben gider iPad alırım daha iyi. Birçoğunuz için evet eğer iPad ekosistemine alışmış bir insan ve Apple ekosistemini seven bir insansan zaten direkt gider iPad alırsın. Bu doğru bir şey. O yüzden fiyat konusunda biraz

iPad'e yaklaşmış durumda. Bunu söylememin sebebi iPad fiyatları, iPhone fiyatları gerçekten çok pahalı dostlar. Yani şu an günümüzde almak biraz bizi zorlar maddi açıdan. Neyse video fazla uzamasın istiyorum. Gelin Android'in zayıf yönlerine bakalım. Yani artı yönlerine göre, iPad'in artı yönlerine göre zayıf yönleri neymiş bakalım. iPad'in arayüzünden bahsetmiştik ya daha kolay bir arayüzü var diye. Android tamam daha açık seçik. İşte biraz daha uygulamanın içine dalabiliyorsunuz, erişebiliyorsunuz ama işte bir iPad kadar da arayüzü kolay değil. Daha basit de indirgenmiş değil. Daha fazla seçeneğiniz var ve daha fazla kocalama seçeneğiniz var. Bu konuda hani biraz daha aramanız gerekebilir. Eğer gerçekten Android'de hiç vakit geçirmemiş bir insansan, hep iPad kullanıyorsan ve Android alacaksan zorlanırsın. Baştan söyleyeyim. Ama alışkanlık durumu. Elin ona da alışıyor. Onu da baştan söyleyeyim. Diğer bir eksi yönü de aslında Play Store'dan Ya o da şöyle. Hani dedik ya Apple'ın App Store'u daha az uygulamaya sahip ama hepsi optimize edilmiş. Play Store için böyle bir şey söz konusu değil. Sen bugün bir uygulama geliştir Play Store'un içine atabiliyorsun. Tabii ki de e, onaylanması gerekiyor falan filan bir süreç var. Ama yine de o uygulama senin Play Store'a girebiliyor. Apple Store'da bu biraz daha kompleks bir durum. Biraz daha süreçleri daha uzun. Hal böyle olunca sen Play Store'dan çok daha fazla uygulama erişebiliyorsun. Ama sistemin için iyi olmayabiliyor. Çünkü bir yazılım yüklemeye kalktığın zaman, üçüncü taraf bir yazılım yüklemeye kalktığın zaman cihazına zarar gelme olasılığı çok yüksek. Virüs girme olasılığı çok yüksek. Üçüncü taraftan bir kişinin bilgisayarına, tabletine sızma olasılığı çok daha yüksek. E, hal böyle olunca biraz daha güvenlik açısından sıkıntı yaşıyorsun Android'de. Evet Play Store'da bir sürü mağazada bir sürü ürün var, bir sürü uygulama var ama Play Store, App Store kadar optimize edilmiş uygulama sayısına sahip değil. Bu da bir gerçek. Şundan da bahsetmek istiyorum. iPad'in uygulamaları biliyorsunuz daha optimize dedik ya. iPad e özel uygulamalar yani çizim uygulamaları da var. Android'de bu durum söz konusu değil. iPad'de biraz daha özel uygulamalar var. Bundan da bahsetmiş olayım. Peki ben bir tablet alacağım zaman Android mi, iPad mi almalıyım? Soruna gelin bir cevap verelim. Bence önce Öncelikle şunu yap. Gerçekten en doğru olan şey budur. Yani sen bir tablet almak istiyorsun ama ne yapacağını bilmen lazım. Eline bir kağıt al, bir kalem al ve yazmaya başla. Tablet alacağım, ne yapacağım? Şunu yapacağım, belki çizim yapacağım, belki müzik yapacağım, belki video editleyeceğim. Bunları bir yazmanı istiyorum. Ne yapacaklarını bir yazmanı istiyorum. Öncelikle bunu yap. Şimdi öncelikle iPad çok basit bir arayüze sahipledik ve çok daha iyi ekranlı modellere sahip. Yani sen bugün iPad'i aldığın zaman eğer çizim yapıyorsan iPad üzerinde çizim yapman aslında daha kolaydır. Çünkü Apple'ın Pencil kalemi biraz daha çizimcilere yani çizim yapan insanlara göre çok daha kolaylık sağlar. Ben de çizim yapıyorum. Güzel sanatlar okudum ve çizim konusunda gerçekten iPad'de çizim yapmak daha keyifli. Ve hal böyle olunca iPad daha önde oluyor aslında. Çünkü ekran konusunda da sana daha doğru renkleri de verebiliyor. Yani aslında çizim için ideal bir tablet. iPad 9 olabilir, iPad Pro olabilir, iPad Air olabilir. Hiç fark etmez. Her modelde sen bugün çizim yapabilirsin. Tabi sadece çizim de değil. Shaper 3D kullanabilirsin. 3 boyut yazıcı için parçalar geliştirebilirsin. Müzik yapabilirsin. Video kurgular yapabilirsin. Birçok şeyi yapabilirsin aslında. Android'de de böyle yapabilirsin ama dedim ya iPad'de özel uygulamalar var. Örneğin Procreate uygulaması var. Çizim konusunda bu Android'de yok. Benzer uygulamalar var. Alternatif uygulamalar var ama gerçekten de burada biraz seçkin oluyorlar. Bu tür uygulamalar genelde iPad'de oluyor. Yani uygulama konusunda Android daha az optimize edilmiş uygulamalara sahip. Her ne kadar çok uygulamaya sahip olsa da daha az optimize edilmiş uygulamalara sahip. Ama donanım açısından geliştirilebilir, özelleştirilebilir, daha seçkin seçenekli bir şey arıyorsan burada Android'e bakman daha mantıklı olabilir. Yani ben SD kart takacağım. Kamera konusunda biraz daha seçenekli olsun. Ekranı konusun, ekran konusunda biraz daha seçenekli olsun. İşte atıyorum kılıftı, klavyeydi bunlar konusunda daha seçenekli olmak istiyorsan belki Android gerçekten burada bakman gereken cihaz olabilir. Yani genel olarak bence aradaki fiyat farkı da çok önemli. Android tabii ki de iPad'den daha ucuz olduğu için belki de birçok kişinin seçim yapma konusunda daha da kolaylaştırıyor diyebilirim. Yani bence fiyat konusunda Android daha ucuz olması birçok insan için daha cezbedici olabilir. Dostlar video fazla uzasın istemiyorum. Yani kısaca bu kadar konuştuk ettik ama şunu bilelim. iPad ve Android cihazlar aslında hepsi iyi cihazlar. Hepsinin güzel özellikleri, ortak noktaları, farklılıkları var. Ben sadece burada kendi fikrimi söyleyeceğim. Bugün sen ofis ortamında çalışıp bir şeyler yazıyorsan, bir şeyler belki sesli not alıyorsan, video izliyorsan, bu tür işleri yapıyorsan Android bakabilirsin. iPad de bakabilirsin. Bütçene göre davranmanı istiyorum. Android cephesinde de sen işini görürsün. Klavyeni alırsın, yazarsın, biçersin. Ama biraz daha böyle çizim yapacağım, mühendislik programlarını kullanacağım. işte Photoshop gibi. Bunları kullanacağım diyorsan bence iPad al. Hem ileriye dönük daha iyi bir cihaz almış olursun. Uzun yıllar kullanırsın. Videoda bahsetmek istediğim bir konu da buydu. Android biraz daha kısa ömürlü oluyor. iPad gerçekten fark atabiliyor bu konuda. Uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. O yüzden belki iPad'i çizim yapmak için, müzik yapmak için, video kurgularınızı, editlerinizi yapmak için ve birçok konuda iPad size çok daha yardımcı olur. Ama unutmayın iPad pahalı, Android ucuz. Bu da gerçek bir şey. Evet dostlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda yani Cuma günü görüşene kadar kendinize iyi bakın ki videoya gelebilirsiniz. E ne diyelim? Hoşçakalın.